İlçemizde 3 tane mahalle var. Yaklaşık 1830 evin yani bin bölüsü durumda. Şimdi bu seçim çalışmalarında yaşlı kadınlarla, teyzelerle ana dilimizi konuşuyoruz. Daha fazla pratik oldu. Ana dil konusundaki duyarlılığımızı zaten seçim bildirgemize yazmışız. Ana dille ilgili eğitim vereceğiz. Ana dilimizi daha da yaygınlaştıracağız. Gittiğimiz evlerde kadınlarımızın tamamı yaşlı teyzelerin tamamı, Yani Türkçe konuşmuyor. bizimle. Sazaki, ee, Karmancı veya Dimlice ne diyorsak buna araştırmacılar ayrı ayrı isim takıyorlar. Biz de o yaşlı kadınlarla beraber sohbet ediyoruz. Benim şimdi bu seçimler üzerinden ana dilimde daha fazla öğrenmiş oldum. Tabii ki e, biz dilciler bu işin e, temel sorularını biliyoruz. Yani burada yaşayarak görüyoruz. Evler gezerken, mahallelere giderken uzak sorunlar görüyoruz. İlçemizin ilk mahallesi olan Camgöz Mahallesi halen kanalizasyon olmadığını öğrenmiş oluyoruz. Bir de yeni bir e, mahalle daha oluştu. 94 mahallesinin parçası. Orada da halen kanalizasyon birçoğu evde yok. Onlar kuyu kullanıyorlar. Bunlar başı başta bir sorun. Tokyo'daki kanalizasyon problem. Ana antere bağlanmadı. Ana antre için bu yaz boyu sürekli doluyor. Ve bir tane gelip çöküyorlar. Bu başlı başına bir sorun. yaşlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin ortak hareket ettiğimiz bir alanımız yok. Parça parça var birkaç tane çocuk parkı ama küçük ölçek. Mesela benim yaş grubumun çocuk alanları vardır. Yani otururuz çocukken bunu yaptık, şimdi yaptık, yok sohbet ederiz. Şimdi gençlerimizin çocuk alanları yok. Çünkü beraber hareket etmiyorlar, beraber oturmuyorlar. Biz çocukların bisiklete bilebileceği, oyun oynayabileceği, yaşlarımızı kavide, kaviden çıkarabileceğimizi, hele hele kadınlarımızı dört duvar arasından çıkarmayı düşünüyoruz. Biz bu konuda çok duyarlıyız. Kesinlikle ve kesinlikle bir çok büyük bir park. Bunun aynı zamanda sanatsal bölümünde dahil ederek yani sadece oturma oturmadan değil ama sanatsal alanda dahil ederek böyle bir çalışma yürütmek istiyoruz. Bir de içimizin temel sorunlarından biri de şu var ki kışın burada çok fazla kar yağar. Biz her sabah kalkarız, benim de bir aracım var. Her sabah kalkarız, aracın üzerinde sileriz, kar atarız. O soğukta bir 15-20 dakika arabanın çalışması gerekiyor ki o camın buzu gitsin. Dolayısıyla bir kapalı ortopak düşünüyoruz. İki tane kooperatifimiz var. Bir kadın kooperatifi, bir de 94 Mahallesi Kalkınma Kooperatifi var. Ev gezilerinin tamına görüyoruz ki insanlar ekonomik olarak rahatsızlar. Yani mutlaka iş tutuyorlar. Tabii ki belediyeler iş sistemi alan değil. Biliyoruz ki yani eğer bir insanın belediye almak istiyorsanız ya birinin emekli olması gerekiyor veya İşler Bakanı size güzel bir kadro açacak veya e, artacak. Ama biz sosyalistler, biz devrimciler nasıl sağlarız? Yeni kooperatifleri genişleterek, büyüterek. Yani mevcuttaki kooperatifin üzerinden başka bir alan açacak. Tabii ki bunları bu kadınlarla tamamıyla bir araya gelip o sohbet edeceğiz. Yani hangi alanda Başvurabiliriz. O, o alanı açacağız. Biz iş zamını bu şekilde gidermeye çalışıyoruz. Çevre, ekoloji tabi bunlar sosyalistlerin vazgeçilmezi ovacık sınırları içerisinde. Bütün canlıların ortak yaşam koşullarını oluşturmak zorundayız. Mesela sokakta yaşayan canlılarımız var. Evet ovacık halkı biraz duyarlı konuda ilgileniyorlar. Ama şu var ki sabah erken kalkarsanız bir gün içeride aç ve soğuktan dolayı gergin oluyorlar. Dolayısıyla saldırıyorlar. Geçen ay ee, 4 tane vaka yaşandı. Yani biz bunların e, ortak yaşam yani onların barınabileceği bir alan yaratacağız. Onlar o alanda yaşayacaklar. Yani biz burada ekonomik olarak nasıl bu şey canlandırabiliriz? Tarım ve hayvancılığı eğer canlandırırsak buradaki ekonomik sıkıntı da gidermiş olacak. Evet kadınlarımız bu ilçede özgür ee, diğer illere nazaran ama daha fazla özgür olsunlar biz istiyoruz. Yani biz ne kadar çişadaysak kadınlarımız da kadar da olsun. Bir kadın erkeğin eline bakmamalı. Yani ekonomik olarak ekonomik onunla canlanması gerekiyor. Bu alanda biz işte kooperatiflerin var olması heplerinden biri de bu. Yaşlarımız oturup asla sohbet etmeyi seviyorlar. Seviyorlar ama kahve gittiğin zaman işte oyun oynayalım. Yanına gidip amca ne yapıyorsun? O oyun oynuyor. Oyun için için sana, e, gençlere, vekillerine zaman ayıramıyorlar. Dolayısıyla biz bunları eğer kalbinden çıkarırsak, e, alanlarda oturma fırsatı verirsek dolayısıyla o geçmiş kültürümüz de canlanmış olacak. Bir metreden sonra su çıkıyor burada. E, böyle suyun bol olduğu bir ilçede e, insanların sağlıklı bir su içmemesi e, tabii ki canlıcı bir e, mesele. Şimdi Alevi inancı aslında sosyalizmden Marx'tan çok önce bir, vücut bulan bir şey. Yani mesela Rıza kentinin olduğu bir buyrukta Sivas'ın bölge, şeyde bölgesinde Rıza kentinin kurulduğu, orada paranın olmadığı, işte dönmediği, işte rızalıkla her şeyin olduğu bittiği. Bu gelişme Marx'tan önce var. Yani mesela bizde çok önceden eğer biri bir naksi yapmasa dedare girerdi. İşte ceza alındırdı veya işte daraltardı. Eğer cezalıysa rıza şeyde düşkünler şeyine gönderdi. Sosyalizmin önündeki liderlerin bir çoğunun alibinin oluşu bu bağlamdaki yaşam kültüründen kaynaklı. Ana soruna gelince de Evet konuşamıyoruz. Normal yaşantımızda sürekli çarşıda, pazarda Türkçe konuşuyoruz. Eve gittiğimizde de çocuklarımızla, işimizle konuşmuyoruz. Zamanla böyle konuşmaz için boşluk oluyor. Zamanla unutmaya başlıyor. Pratiği yok. Yani biz bu pratiği halkımıza sevdireceğiz. Yani Türkçe ile bir espri yaparsın ama bu kadar espiratör gelmez sana. Ama bizim dilimizde bu espri yaptığın zaman daha tatlı geliyor. Daha hoş oluyor. Dolayısıyla bu ana dilimizi mutlaka ve mutlaka yanlış çoğaltmamız, güncel hale getirmemiz gerekiyor ana dilimizin dersini bir belirli bünyesinde oluşturacağız. Ekolojik turizm dediğim kavram onunla hareket etmek gerekiyor. İnsanların piknik yapabileceği, oturabileceği veya kamp kurabileceği bir alan oluşturmamız gerekiyor. Yani insanlar herkes istediği her yerde çok rahat bir şey yapmamalı. Böyle başıboşluk biraz tavsiye etmiyoruz bu tür böyle çok yaygın şeyleri. Su kenarında işletmelerin çok kontrolsüz bir şekilde açılmaları tabii ki doğamız için zarar verici. Dolayısıyla bir rehberin olması gerekiyor. Rehberlerin oluşması gerekiyor. Yani insanlar dışarıdan geliyorlar bir yığınla gözlere geri otobüse biniyorlar. Haydi bakalım pikniğe. Dolayısıyla biz bu ıı, rehber öncülüğünde bu turizm sektörünü biraz daha canlandırırsak daha ıı, anlamlı olacak. O acı kalkın niye bana öylesin? Çok sen. Ben 18 yaşından sosyalist genellikle tanıştım. O süreçten bu sürece sosyalist genellikle vazgeçmedim. Yani halkın arasındaki ıı, çelişkileri dahil olduğum süreçleri var. Bir de şey ailemizin burada köklü olmasından kaynaklı babamızın burada insanlarla çok böyle sıkı ilişkilerin olması artı devrimci duruşu. Bugünkü süreç ittifakların olduğu bir süreç. Mutlulukla bunu söylüyorum. Umarız ki bu ittifaklar devam eder. Sadece ittifak altında kalmaz. Yani Bir devrimci parti çatısı altında birleşirler. Bir ülkenin, kendi bir yerde olur. 2014 yılında burada derinci kurumlar birbirine yarıştı. Şimdi her seçim şey biz derici partilerle burada birbirimize yarışıyoruz. Şimdi ittifak oldu ve ittifak kendi oylarını korusa. Yani bu dört tane kurum kendi oylarını korumuş olsa biz kazanıyoruz. Biz burada derimci programı bulacağız. Yani işçinin, köylünün, emekçinin haklarını savunacağız. Yani bizim bir defa şeffaf, dürüst bir yapacağımız kesin. O alanda bize oy vermeliler. Yani biz gidip İhale'ye, Rant'a, iş adamlarına, şunlara, belediyemizin gerilerine peşkeş çekmeyeceğiz. Bu depremle ilgili çalışmalarımızı tabii ki o zamanki e, o alandaki bilim adamlarla beraber hareket edeceğiz. Ama mutlaka ve mutlaka e, ilçemizi bu deprem belasından korumamız gerekiyor. Sosyalde dikey yapıyı sanmazlar, istemezler zaten. Dikey yapı sosyal ilişkileri zayıflatıyor. Yata yapı, bence bu ilçede 5 kat, 6 kat e, imarına izin vermemeli. Yani tamamında 2 kat olmalı. Her insanın dediğini yapan bir belecik olmayacağız. Yani bir kural var, kurala uymamız gerekiyor.